Evet, Valerian İsmail ve Ozan Mesut olayına gireceğiz. Buyur hocam. Valerian İsmail Beşiktaş'ın gururu olacak. Çok umutluyum ondan. Onun gözlerinde paşarı. Hani Sayın Bakanımız, Nebati Bakanımız gözler falan diyor ya, hani dikkatli bir şekilde. Ben bunu pozitif anlamıyorum. Bir dakika, gözler çok şeyi söyler. Ben Valerian İsmail'in gözlerinde 3-4 tane şey. Bir, aç. Başarıyı aç. Hırslı. 2, zeki. 3, çevik. Kolay çevik. Karizmatik. Akifik. Kolay kolay beğenmezsin hocam. Gözlerinde Arnold Schwarzenegger'in gözlerini gördüm. Sırf gözlerine bakın. Evet hocam. Gözlerim kokunun bebesini. Gözlerinde Arnold Schwarzenegger. Dünya vücut geliştirme şampiyonlar şampiyonu. Sonra aktör. Sonra siyasetçi. Hocam sen bu adamı... Bakın bu sırf gözleriyle Arnold Schwarzenegger. Valerian İsmail'in geçen hafta ne dedin? Ya geçen hafta ne dedin? Marsilya'da Marlon'un kapısındaki fedaileri vereceğim. Marsilya'daki fedaileri mi ya? Bir dakika, ben geçen hafta kötü bir şey söylemedim. Bakın beyler. Dedin Cezayir'e sığınacak. Bir dakika, Marsilya'daki Marlon'un kapısındaki fedaileri. Hocam senin gibi. Terminatörü benzettin yani. Sayın Ahmet Durçevi ya. Ne oldu ya? Sevgili kardeşim. Neydi giden hocanın adı? Önder Karaveli. Önder Karaveli için. Bir dakika dur hocam. Stilist arkadaşlar kadar kibar ve yakışık dedik. Bir dakika dur. Kıl çıkarttınız. Ulan adamı kapıya koydunuz. Sen örgülerin arkasında adamı seyrediyor ya. Bir dakika dur hocam. Bu Beşiktaş'ın. Bir dakika dur. Buyurun. Kafa yapıyordunuz benimle, yukarıda bağırıyordun. Kıymayın önderime dediğim zaman. Haklı. Evet. Evet. Bir dakika dur. Kıymayın dedim önderime. Sinan'ın çocuğu haklı. Bugün çocuğu taraftar bile. Doğru. Yani... Enteresan bir şeye koydu ya. İnanılmaz derecede. Bak Sinan abi, böyle izledi idmanı. Ne biliyor musun? Bak Sinan abi, gördün mü? Önemli olan ne oldu biliyor musun? En azından Önder kardeşim kaç ay çalıştı? Kaç ay çalıştı? Kaç ay çalıştı arkasında? Maaşını arttırdı. Güzel oldu. Dokunmayın önderime. Ya bir doğru be. Dokunmayın önderime. Başlayacağım hemen şarkınıza be. Deminki böyle dur. Beşiktaş Cimnastik Kulübü Başkanı Sayın Başkan yöneticilerine sesleniyorum. 2 ay önce ben Beşiktaş yönetimini, Beşiktaş antrenörünü Nişantaşı'nda o yakışıklı, orta yaşlı stilistlere benzettiğimde bana kızdınız. Ben kötü bir imajım yok. Hakikaten de yakışıklı bir adam. 46-47 yaşında. Bak adamı hangi hallere düşürdünüz? Beşiktaş'ın daha 4 gün önce hocası olan adam tel örgülerin arkasından yeni gelmiş Valerian İsmail'in önderliğinde yapılan Beşiktaş antrenörünü, Beşiktaş antrenmanını izliyor. Sevgili evladım Sergen, 3 ay önce Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund stadında Beşiktaş'ın başındayken seni bu akşam Jamaika'da plaj futbolunda gördüm. Ben bunları kabul edemiyorum. Jamaika mı, Dominik mi? Dominik. Dominik. Spor yapıyor hocam. Spor ya. Şimdi bakın arkadaşlar. Ertuğrul Özgök de gitmiş hocam Dominik'te. O da oynuyor. Ertuğrul Özgök gidebilir. Hayda. Ama 3 ay önce Dortmund stadından da Westfalen mi? Evet. Hocam spor Dortmund yapıyor Westfalen ya. Dortmund Westfalen stadında şampiyonlar maçına çıkan benim canım kardeşim. Türk antrenörünün Beşiktaş'ın milli takımın hocası olacak inşallah. Yine gelecek hocam inşallah. Yine gelecek. 3 ay önce Westfalen'da Ajax Amsterdam'ın Arena stadında Şampiyonlar Ligi maçına çıkarken ben seni bu akşam Dominik'te midye kabuklarının içindeki toz toprak ve kumda top oynarken görmemeyi... Hocam, hocam spor yapıyor ya, sağlıklı yaşam ne olacak hocam? Sağlıklı spor yapacaksan bir şey söyleyeceğim Belgrad Ormanı'na gideceksin. Hocam bir şey söyleyeceğim sana. Bu bir hocam... Bu akşam çok mu pisliğim? Hocam evet çok, evet, acayip. Hocam, acayip, rezalet. Hiç alakası yok, hiç katılmıyorum. Hocam hiç katılmıyorum. Bu tamamen bir spordur. O bir spordur. Gitmiş eğlencesin. Normal hayatını. Kafasını dinler hocam. Bakar. Ya hocam bir, para ben şey bir dakika anlamadan bir mesaj var. Bir dakika dur. Yani dersin ki ya Sergen bu halin ne? Gitmişsin orada barlarda içmişsin. Dans ediyorsun, zumba yapıyorsun, zamba mı diyorsunuz? Ne ondan yapıyorsun falan. Değil, spor yapıyor, top oynuyor. Ya abim biri bak. Arkadaşlar iki fikir özgürlüğü. Beşiktaş yönetimden mesaj var hocam, bir dakika bak. Neymiş? Senin abim yanında Beşiktaş'la ilgili konuşmak benim haddime değil ama diyor ki Önder Bey Galatasaray maçında sahaya sürdüğü kadroyla kendini bitirdi diyor.
Ama Valerian İsmail sabah 5'te kalkıp 6'da tesiste gidiyor diyor. Tamam evet. Çok şey bekliyoruz. Evet. Bu tartışmalı, ona sen katılmazsın herhalde. Ben bilmiyorum. Katılıyorum. Katılıyorum. Sergen'i tatilden döndüremiyorduk takımın başına geçsin diye. Hiç bırakacaklar bu işleri. Sergen'le ilgili şöyle bunu bir şikayet yok. Geçecek o arkadaşa selam söyle. Bakın bunlar, ben bir şey bak, bilmiyorum. Bunlar Afro da çok iyi bilir. Bak sen anlatayım. Sen daha biliyorsun. Şimdi sana anlatayım çok kısa. Evet. Bunlar göz boyamadır abicim. Sergen haksızlık hepsi, değil mi? Hayır hayır. Bunların hepsi. O 5'te sabah. Saat 5'te ofise gelmek sabah 5'te kalkar. Eskiden biz Apo'yla kamplardaydık. Abant orada burada. Daha alır, koşardık. Alır, bak. 5.30-6'da kaldırırlar. Sabah bir jimnastik yalandan yapılır. Uykulu uykulu. Güzel akışlayın. Günde 3 idman. Ne oluyorsa. Evet. Bak. Ne oluyorsa günde 3 idman. Yaparız abi. Şey sonra gibi, gelirsin bir kahvaltı yaparsın. Bak dinle bir kahvaltı yaparsın. 11'de bir idman daha. 1'de biter. Sonra uyursun. Çok güzel konuş. Bak lavaboya oturamazsın. Merdiven inemezsin. Ayaklar ağrır. Böyle neyse. Faydalı bir şey midir spor için? Ben de sana bir şey anlatıyorum. Sevgili Varen'im. Kendin çok güzel yapabilirsin. Şurada bir sistem vardır. Daha bir sezon bitmiş artık. Bitiyor. Bunların hepsi şekildir. Şimdi Valerian çok iyi teknik direktör olabilir. Gençtir. Şans vermiş ona. Camia güveniyoruz. Burada şunu yaparsın. Arkadaşlar öğlenin 1'de yemeğe gelin. Toplanın. 4'te idman var dersin. 1'den 4'e kadar herkes odasında olur. Akşam yemeğini izlersin. Avrupalı. Böyle. Dünya şampiyonu, Avrupa şampiyonu olan takımlar kampa bile girmiyorlar. Girmiyor, sen sabahleyin 6'da yeme. İlkel bir şey ya. Sen sabahleyin 6'da 7'de futbolcuyu falan çağırdın mı? Harika bir şey. O futbolcu. Anlamam bu şey. Bırak futbolcu uyusun kardeşim, uyusun. Bravo. Sinan abi şöyleymiş. Bana da sabah. Bir saniye Rasim, açıklık getireyim. Rasim, şey çok önemli. Bölünüyor. Sabah 5'i tesise gelmek bana da şov bir şey. Bak geliyormuş, kendi fitness yapıyor, ağırlık çalışıyor. Takım saat 10'da geliyor. Ama ben anlatmadı o. Sabah futbol takımına antrenman yaptırıyor geliyorken diyorsun zaten. Hayır hayır bak şunu diyor ben demedim. Ben bak diyor ki evet. Valerian İsmail sabah 5'te kalkıp 6'da tesiste geliyor. Yani geliyor. Sergen'i ise tatilden döndüremiyor. Ne alakası var? Sergen tesiste yatıyordu. Ben de ne alakası var? Kardeşim bu şovları sevgili yönetici bu şovları. Şey, sonuçta Sergen de tesiste yatıyordu. Testten çıkmıyordu. Ya tesise getiremiyordun. Şampiyon oldun. Otelde bugün görürsen. Valerian İsmail evladım. Canım kardeşim. Sabah Beşiktaş'ın gururu olacaksın. Gordon Bean, Christoph Daum ve Sergen Yalçın'dan sonra onlar gibi unuttuğum var mı? Şampiyon yapan Stankovic'e var belki. Mustafa Deniz yaptı şampiyon. Valerian İsmail. Sen Beşiktaş tarihine Valerian İsmail, Terminator İsmail olarak geçeceksin. Ben sana inanıyorum. Lakabı da oymuş. Terminator. Çok benziyor. Tipi çok benziyor. Hocam inşallah ama bunlar da Sinan abim dediği gibi bu iş şovlara da gerek yok. Hocam bu iş futbolcu işi. Tabii canım. Şimdi bu Batshuayi iyi oynasaydı bugün Önder hala hocaydı. 20. Bu kadar basit. İyi antrenör. İyi futbolcuyla olunur. Hepsi hikaye. Aynen. Kimse çıkıp da bir şey yapmıyor. Ama futbolcu ama şöyle var. Futbolcuyu okşamayacaksın. Futbolcuyu fazla okşadın mı? Hocam bir şey söyleyeceğim. Tamam göre. Da Sinancığım sen de burada futbolcu derbide Önder Karaveli'nin çıkardığı kadroya skandal dedin. Hocam tabii ama. Senin elinde iyi futbolcu olur. Ama ben de diyorum sen ki, bunu kullanamazsın abi. Kullanamazsan kötü antrenör olursun. Acaba Önder bu kendi inisiyatifiyle mi bu kadroları yaptı? O daha kötü. O daha kötü. Bir dakika. O daha kötü. O daha büyük skandal. O tabii. Tam bir amatör. Dur. Ben de fikrimi söyledim. Ha, tamam. Bildiğimden değil. Hayır o antrenör açısından daha da kötü kendisi yapamıyor. Ya. Evet. Hani derler ki. Otto Barış Alişen'in verdiği mesela, gibi. Şu mukavele imzalamıyor oynamasın. Larin mesela. Mesela. Şimdi Larin bugün kaçıncı golünü attı finalde. Hala imzalanmıyor. Arkadaş bak sevgili başkan şu kadroyu elinde tut. Bu kadroya takviye yap. Bu kadrodan eğer yollarsan dolduramazsın. Bu kadrodan gidecekler zaten. Efendim? Yani hiç falan gitmeyecek mi? Kiralık bunlar ya. Piyaniş gidiyor, Batshuayi gidiyor. Aslında Batshuayi gol atmış. Nerede? Belçika milli takımında. İyi futbolcu abi Batshuayi. Bakma burada oynayamıyor abi. Bak çok da güzel gol. Bir verelim. Verelim Batshuayi'nin golünü. Batshuayi iyi futbolcu abi. Beşiktaş taraftarlar hani eleştirenler şaşırdı. Niye işte? Evet. Fatih Terim için masaya yumruğumu vurdum dedi. Bir izleyelim Rasim. Bir izleyelim. İzlemeyen vardır. Gelsin ekrana. Anlatılmaz. Bunlar ne olursa olsun bunlar anlatılmaz. Ama TFF'de buna palavra dedi. Evet yani ne olursa değildir. Bak değildir. TFF'nin açıklamasında yani da var mı? Ya yapmayın falan filan. Ya anlama geldi. Evet. Şimdi dost aynı ya yapmayın bak. Hocama falan filan bu ayrıdır. Ama bak TFF'nin açıklamasına bak. Biliyorum. Sen. Hayır bir şey hayal diyor. Ne diyor? Bir şey bunu bırak elmas uydurmaz. Tamam. Ama bak şu uydurmaz. Var. Abartabilir ama uydurmaz. Masaya yumruk vurma ve bahsettiği diyaloglar hayal ürünüdür. Şöyle bir konuşma olur.
Ya yapma ya Nihat abi ya. Böyle de değil. Ya ben geliyorum abi. Abi sorun arkadaşlar. Burak Elmas masaya yumruk değil. Tüyünü bile vuramaz. Vurmuşlar, vurmuşlar. Vuramaz. Vuramaz. Bir dakika hocam. Vuramaz. Burak Elmas kavga etmesini bilmeyen, kırlamasını bilmeyen, racon kesmesini bilmeyen, ha şunu diyebilirim. Ya, Burak dediğin çok doğru. Ya niye de abicim olur mu ama ya? Böyle bu masaya yumruk vurma nedir biliyor musunuz? Ne diyorsun lan sen diyeceksin. Şş, akıllı ol. Ya hocam iyi de. Hocam iyi de. Hocam iyi de. Hadi bırakın bu işleri ya. Memleket. Sen masaya yumruk vuracaksın ha. Işıtaray vursaydın şeyi hocam, masasına yumruğu. Hocam iyi de memleket bugün işte Meksika'daki uyuşturucu kartellerinin mücadelesine mi dönüyorsun masaya yumruk? He işte hepsi şey ya. Kafayı çak. Ne bu ya? Ya şu fotoğraf var ya utanç verici ya. Türk futbolu bir rezalet. Aynısını Ferhat Gündoğdu. Bak şimdi yine çok önemli bir yetkiliden bana mesaj geldi. Seni söylediğin ama işte. Çok mesaj. Neymiş? Seminere gidiyor. Ama çok mesaj geliyor ya. Ama şey bak ben de söylüyorum ya Beşiktaş yöneticisiyse yoksa çok normal mesajları okumuyorum. Diyor ki seminerde Ferhat Gündoğdu, ben onlarla yola devam etmeyeceğim, sizlerle edeceğim. Diyor hakemler. Ferhat Bey ya bu ne ya? Evet ilk bölümde verdik zaten onu. Ya. Ucuz kabadayılık, kof kabadayılıktır bunun adı literatürde. Ama dün gece ne oldu Ferhat? Ama Ferhat, bir dakika. Ses kaydını aldın aynısı. 3-4 tane hakem alkol duvarına içip rezillikler çıkartmışlar ve utanmadan. Bak hocam. Afiyet olsun demişsin. Hocam ama senin önerdiğin de aynı. Şimdi Burak Elmas buyurun. Mu? Sevgili bir dakika müsaade et. Bir daha söyle. Aklıma geldi. Ferhat Gündoğdu. Dün gece Antalya'daki otelde geç vakitte 3-4 tane hakem alkolü içmişler, dağıtmışlar. Ertesi gün sen seminerde bazı arkadaşlarımız alkol duvarını açtılar. Olsun canları sağ olsun. Bundan sonra dikkat ederler gibi bir ifade. Sen benim paramla. Benim param? Ben Futbol Federasyonu Genel Kurulu üyesiyim ölene kadar. Doğru. FIFA final yönettiğim için. Evet. Sen benim federasyonumun parası benim paramdır. Benim denetimim altındadır. Benim paramla o zibidiler içki içecekler. Sağa sola pislik yapacaklar. Hocam, sen bunu fark edeceksin. Onlarla yola devam edeceksin ha. Ah bu iş daha neler olacak. Yani disiplinsizlik nedeniyle yarın göndermişlerdi. Bir gün senin konuşma yaptığın. Dün akşam bazı arkadaşlarımız alkol duvarını açtılar. Lafın inşallah yarın bir gün internete düşmez. Devam et. Tamam. Bırak kardeşim. Bir Burak Elmas hadisesinde şunu görüyoruz. Birkaç hakem evet. Hazırlıksız. Ben onun o İngiltere'deki sohbetimize Galatasaray tutkusunu bilirim. Ne oldu sonuç sevgili Burak? Ne oldu sonuç? O zaman ben sana bu fikrimi o zaman da söyledim. Olmaz diyordun Galatasaray kültürü bilmem ne. Ne oldu? Çikaldao'nun parasını ödeyemiyor Galatasaray. Çikaldao. Galatasaray'ın durumu bu. Şu an ne bekleniyor? Alaturka. Üçüncü dünya ülkelerine has. Genel adam para verecekmiş. Yahu Sinan abimlerin, Abdülkerim abimlerin dönemi gibi. O döneme ilkel diyordunuz. Don bulamıyorlar. Ulan aynı ilkellik. Nihat Özdemir sen de doğru. Türk futbolu ilkel bir düzen içinde. İlkel. Ben bir şey söyleyeyim mi? Ben bir şey söyleyeyim mi? İlkellik. Müsaade edin. Bir futbol federasyonu genel kurulu üyesi olarak bal okey desinler. Federasyon seçimi olması için ilk imzayı ben vereceğim. Bu benim demokratik hakkım. Tamam ama mı kardeşim? Hocam, sen de şey Nihat önerme. Özdemir Federasyonu Türk futbolunda son derece. Milli takımlar düzeyinde, nakliyen yayın ihalesi düzeyinde, hakemlerin bölünmesi düzeyinde ağır tahribat vermiştir. Sınıfta kalmıştır. Bu bir. İki. Ya Burak Elmas yine kurnazlık yapıyorsun. Masaya vurdum diyorsun. Sen masaya falan vuramazsın da. Hocan öyle masaya yumruk vurarak hocanın hakları savunulmaz. Hocaya arkadan dolananları engellemedin. Yani şimdi bakın. Konuşacak çok şey vardı. Her neyse ya başka. Çoluğu çocuğu olduğu için fazla konuşmadım. Konuşacağım ama olay şu. Burak Elmas hikayesi herkese ders olmalıdır ama olmayacaktır. Şimdi kim başkan seçilecek? Yemekli toplantılar, işte tatiller, oteller, troller. Aa. Maalesef futbol medyası da tarihinin en yoz halinde. Tarihinin en yoz halinde. Ben, bakın Burak Elmas'a şunu söyleyeyim. Ben Burak Elmas'ın seçilme sürecinde de hiç karışmadım. Hiç aramadım. Beni arayanlara çıkmadım. Bu süreçte de Burak Elmas'la İki çocuğumuzunu yemin ederim. Ne telefonda konuştum, ne mesajlaşmadı. Çakar bana espri yapardı. Burak Elmas'la konuştu mu diye. Hayır, bu konuşmuş olabilirsin. Hayır, konuşmuyordum. Özellikle. Çünkü ben geçmişte bu hataları yaptım. Bir kulübün ya da bir kurumun iç kavgasında taraf olunca sıkıldın mı? Orada yo, saçmalamak zorundasın. Orada yozlaşmak zorundasın.
Bunu bütün gazeteciler için söylüyorum. Galatasaray için kavgada taraf olmayın, yozlaşırsınız. Polis için kavgada taraf olmayın. Devlet için kavgada taraf olmayın. Çok enteresan bir haber var, biliyor musun? Hepsinde diğer bütün gazeteciler. Esprili bir şey mi? Neticeniz kötü biter. Esprili bir şey mi? Görüşmedim ama yine sonuç yine kötü oldu. Çok enteresan. Türkiye'nin 1980 yılı manda sayısı 1 milyon baş. Hayda. 2021 yılı 185 bin baş. Ne var? Her 458 kişiye bir manda düşüyor. Ne? Sağlam manda sayısı 79 bin yapmış. Baş. 2021 yılı süt miktarı 70 bin litre. Sütünden yoğurt ve kaymak yapılıyor. Sulak alan azaldıkça manda sayısı azalıyor. Manda yoğurdu futbolculara faydalı verir. Konuyu kapatın. Şimdi. Hadi manda. Ona şunu söyleme hakkım var mı? Manda yuva yapmış. Kapat. Tamam kapat. Dağılır. Bir haber de ben vereyim. Mesut Özil'e ne oluyor? Mesut Özil'e geleceğiz. Manda kutsal konu. Dur be abicim ya. Ya dur abi, Mesut Özil'i konuşacak. Vallahi bilmiyorum. Şimdi ben manda yoğurdu. Bugün biz Sinan'la ikimiz çok güzel bu programda. Güzel eden seveceğimize buradan söylettik. Evet. Ama çok ama bir haber de ben vereyim. Larinli Kanada Dünya Kupası'na katılmış. Şimdi Abdurrahim Albayrak ve Metin Öztürk'ün açıklamaları var. Özel röportajlarımız. Ver. Onları da bir dinlemek zorundayız. Mesut Özil, Ozan Tufan olayı var. Onu da birazdan işleyeceğiz. Hadi niye vermiyorsun? Saat 1 oldu hala. Hemen verelim. Olsun, o zaman Abdurrahim Albayrak'la Metin Öztürk'ü bir dinleyelim. Ver. Sayın Albayrak, Mali Genel Kurul'dayız. Öncelikle ben size bir teşekkür etmek istiyorum. Bugün biz içeri alınmadık ama siz bunun için çok uğraştınız, çaba verdiniz. Fakat Genel Kurul'da bu olmadı. Öncelikle bunun için size teşekkür etmek istiyorum. Sonra şunu sorayım ben size. Uzun süredir göremiyoruz sizi. Ama siz Galatasaray'dan ayrı duramayacak bir insandınız. Neler yapıyordunuz bu arada? Galatasaray için neler yaptınız? Onu sormak istiyorum. Ben dışarıda olduğum şeyde, süre içerisinde farkındaysanız hiçbir televizyon programlarına konuşmadım. Çıkmadınız, görmedik sizi. Çünkü Galatasaray'ımıza zarar veririm diye deplasmanlara, maçlara da gitmedim. Çünkü yanlış anlaşılır, yanlış anlaşmalara sebebiyet vermemek için çok dikkat ettim. Bugün de sizi kıramadım. Teşekkür ederim. Geldim, yine de konuşmak istemiyorum. Çünkü Galatasaray'a zarar vermek istemiyorum. Ama sabah gördüğünüz basın mensuplarının içeri alınmamasına gerçekten çok üzüldüm. Yıllardır, aşağı yukarı 25 yıldır sizlenen, 30 yıldır tanışırım. Kar demeden, kış demeden, yağmur demeden, çamur demeden en zor günümüzde hep birlikteydik. Hep birlikte olduk. Onun için ifade etmek isterim ki gönül isterdi ki siz bugün içeri olasınız. Olmadı. Maalesef çok çaba sarf ettim ama olmadı. Onunla ilgili üzüntülü olduğumu da size ifade etmek istiyorum. İçerideki duruma gelineceğiz ama saat 1:30. İlk sefer uzun yıllardır Galatasaray'ın içerisinde yaşıyorum. Hiç böyle bir ortam görmedim. Maçları seyretmedim dedin, gelmedim dediniz. Herhalde seyrettiniz. Maçlara geldim. Deplasmanlara gitmedim. Nasıl buluyorsunuz Galatasaray'ı? Geçen sene bir gol avarajdan kaybettiğimiz Galatasaray'ı arıyorum tabii. Yani 15. sırada şu anda. Şimdi biz bütün Galatasaraylılar alışmışlardır yukarıdaki 1-2-3. Takımı takip etmeye. Ama son zamanlarda Galatasaraylılar alttaki 3-4 takımı takip etmeye başladılar. Onlar puan kaybetmelerini beklediler. Tabii bu da Galatasaray için, Galatasaraylılar için gerçekten üzüntü verici bir durum. Fatih Hoca ile çok özel bir bağınız var sizin. Yani yönetici, hoca ilişkisinden çok çok farklı bir ilişkiniz vardı. Neler hissettiniz, neler düşündünüz ve şu an neler düşünüyorsunuz Fatih Hoca'nın gönderilmesi, bu şekilde gönderilmesi için? Vallahi şimdi Fatih Hoca ömrünü Galatasaray'a adamış bir hocamız. Hocayı gönderebilirsiniz. Ama çok kez Mustafa Cengiz Başkanım da göndermek istedi. Ama ben bunu engelledim. Bu bir tecrübedir. Ben hocanın, başkanın göndermesine, başkan gönderebilir. Onun yanında tecrübeli arkadaşlar yoktu. İki, gönderiş şekli de yanlış oldu. Yani hocaya, Fatih Hoca'ya bu yapılmamalıydı diye düşünüyorum. Söyleyeceğim bunu. Yeniden gelebilir mi sizce Fatih Hoca? Galatasaray Fatih Hoca'nın kendi evi, kendi yurttu tabii. Her zaman gelebilir orada. Bir problem olacağını zannetmiyorum ben. Yeni bir oluşum olduğu takdirde
siz Galatasaray'da var mısınız? Başkan, başkan yardımcısı, yönetici olarak. Sizin için kapandı mı Galatasaray defteri? Benim daha Galatasaray'a çok borcum var. Çok katkınız var tabii Galatasaray'a ama ben birinden bahsedeceğim. Kerem. Bugün biraz bahsettiniz. Detayını sizden alabilir miyim? Neler yaşadınız o transferde? Kerem'i takip ettiğimiz bir kardeşimizdi. Kendisi Rizelidir. Bütün futbolcular için ondan da gurur duyuyorum. İnşallah Avrupa'ya gider. Allah yolunu nasip etsin. Her hafta annesinden de babasından da kendisinden de konuşuyorum. Ona hep nasihatlerde bulunuyorum. Çok terbiyeli. Allah onu yetiştiren anadan babadan razı olsun. Bu kadar mütevazi, ailesi de öyle. Kerem'in yolu açık olsun. Eğer ona bir katkım olmuşsa ne mutlu bana. Onu Galatasaray'a götürdüğüm için de ne kadar mutlu olduğumu size ifade edemem. Tarif edemem. Çok açık söylüyorum sana. Çok önemli bir yetenek. Zor mu oldu getirmeniz, ikna etmeniz? Şimdi bizim arkadaşlar bana derdiler ki senin yanına bir futbolcu düşerse onun kulturuşu yoktur. Kerem de onlardan bir tanesiydi. Peki. Yani nasıl taraftar takımına sahada sahip çıkıyorsa üye de kulübüne sahip çıkıyor. Bunu da gördüm. Burak Başkan'la bizim de farklı düşündüğümüz konular olabilir. Ama onda yine bir Galatasaraylık nezaketi içinde nasıl harika bir Galatasaraylı olduğunu oradaki oy kullananların mesajına verdiği cevapla gördük. Yani Galatasaray'ı mahkeme köşelerine götürmedi. Çok net, çok şık bir duruş sergiledi. Ben de açıkçası gönülden alkışladım. Seçime gittiği için değil, tüzüğü uyguladığı için. Verilen karar, dün alınan karar Galatasaray'da bir kaos ortamı yaratır mı? Hayır, hiç yaratmaz. Galatasaray'da bir kaos yoktu ki. Bir talihsizlik, bir başarısızlık vardı. Biz gelsek belki bize de aynı şey denk gelecekti. Bir talihsizlikti, bir başarısızlıktı. Yani bizim efsane başkanımız Faruk Süren ne diyor? Galatasaray'ın üçüncüsü sonucudur diyor. Artık diyorum şimdi 15'incilik alışılagelmiş bir şey değil. Yani bunu şimdi bir tek Fatih Terim'e, Torrent'e, Burak Başkan'a mal etmek çok doğru değil. Ya zaten yarın biz seçilirsek 2 yılına seçileceğiz tamamlama dönemi. O arada Burak Başkan eksiklerini görür, aday olur, bir sonraki seçimde de o başkan olur ve bir bakarsın ki buradaki kendi açısından gördüğü eksikleri, hata demeyeceğim, hata çık olmaz, yanlış olur bir Galatasaray Başkanı hakkında bunu konuşmak ama eksik gördüğü şeyleri orada farklı davranır, bir bakarsınız 6 sene başkanlık yapar. Genç zaten, niye eğitimli ve harika bir Galatasaraylı. Kapalı bir oylamaydı ama ben size sormak istiyorum, İbra ettiniz mi? Hayır, etmedim çünkü ben zaten şeyde açıkladım. Tweet attınız. İvan'da açıkladım evet, zaten. Evet, Dursun Başkan'ın adı geçiyor, Eşref Başkan'ın adı geçiyor, sizin adınız şöyle geçiyor, başkan adayı olarak da geçiyor, Dursun Bey'le de geçiyor. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Kararınız ne olacak? O dönemde biz kimseyle birleşmeyecek yolumuza devam edeceğiz dedik. Bugün de aynı şeyi söylüyoruz. Şimdi diğer başkan adaylığı en az benim kadar iyi Galatasaraylıdır. Belki de daha iyi Galatasaraylıdır. Herkesin değişik projeleri var. Ama siz hakim olduğunuz konuyu yönetirseniz. Şimdi biziniz benim hemen en hakim olduğum konu. Anlatabiliyor muyum? Yani şimdi ben bir başkasıyla gelip benim projelerimi götürebileceğimi hiç düşünmüyorum. Yani birisiyle birleşip seçimi kazanabilirsiniz. Ondan evvel de ben herhangi bir adayla birleşip seçimi kazanabilirdik. Benim başkanlığım altında ya da başka birinin başkanlığı altında. Evet. Ama biz bir şahsa koltuk aramıyoruz. Biz seçim kazanmaya çalışmıyoruz. Biz Galatasaray'ı ileri nasıl götürürüz? Hizmet için düşünüyorsunuz. Aday mısınız Metin Bey? %100 adaysınız. Anladım. Zaten 3 senedir hazırlanan ve dağılmayan tek ekibiz. Diğer adaylar Burak Başkan hariç o bir yıldır hazırlanıyordu. Diğer adaylar son 45 günde çıktılar. Evet. Ha, 45 günde çıkıp benden 600 oy daha fazla oy alan aday da var. Oy almak Galatasaray'ı kurtarır mı? Onu bilemiyorum. Bence Galatasaray'ı kurtaracak şeyler doğru ekip. Yani doğru yönetim ve doğru projeler. Futbol takımı tabii en önemli olan konu. Daha önce sizin Hakan Çalhanoğlu ile yakın ilginiz olduğunu biliyorum. Bu transfer listenizde sizin ilk isim mi olur? Ve Fatih Hoca'nın durumunu soracağım. Yeniden Fatih Hoca teknik direktör olur mu sizin başkanlığınızda? Şimdi bir seçim tarihi açıklanmadan bir futbolcu ve bir hoca üzerinde konuşmak Galatasaray yine hiç yakışmaz. Bunu yapanı da ben ayıplarım. Geçmiş geçmişte kaldı. Biz önümüze bakacağız. Evet, Hakan Çalhanoğlu ile anlaştığını çok iddia edilmişti daha çok önce. Çok akıllı,
çok oturaklı, çok düzgün gördüm. Tanıştım, ilk defa sohbet ettim 5-10 dakika. Bendeki izlenim o. Dün tanıştım. Ben Dursun Özbek'i de çok severim başkanı. Benim gönlüm ne biliyor musun Galatasaray projesinde? Dursun Özbek'le Metin Öztürk'ün birleşmesi. Çok güçlü bir yönetim yaparlar. Abi, ve Galatasaray'ın da çok şanslı olur Galatasaray için. Yılların futbol adamısın. Buyur. Paris Saint-Germain modeli. Ben doğru olmaz mı Galatasaray? Bilmiyorum onun modeli içinde. Ama ben şu ikilinin abi, Dursun Özbek'le Metin Öztürk'ün birleşimiyle çok güçlü bir yönetim olacağını düşünüyorum. Kim başkan olacak? Dursun Bey olur. Sinan abi bak sen Murat Sancak demin bağlamı seviyorum. Adana Demirspor. Ne oldu? Murat Sancak'la Metin Korkmaz tüm mali yükümlülüğü aldı. Fiilen onların kulübü. Ya ayrı. Yani hata da onlarda, sevap da onlarda. Galatasaray bunu halledemezsin. Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş'ta. Abi Galatasaray sen şimdi diyorsun ya. Bunu halledemiyorsun. Sen şimdi doğru bak orada diyorsun çünkü ki. Çünkü rantiyeci çok grup bak, var. Bak sen şimdi Rasim oyuncağı orada. Oyuncağı dönmüş kulübü. O gördüğün 1400 kişi 25-30 milyonun sesi o. Değil abi. Hiç bak bir şey söyleyeyim. Burak Elmas'la ilgili Apo da demin söyledi. Ben hiç tweet ya yazık oldu Burak Elmas'ı gönder dedi. Bir ya tane okumadım. Ya tabii ki Burak Elmas hak o etti. İnsanlar, ben de söylüyorum. Hak etti ayrı bir şey. Hayır. O insanlar oradaki bunu. İnsanlar oraya o insanların sözcüsü olarak oraya gelmişler. Sinan abi yine daha önce Ahmet Çakar bağırıyordu. Alkolik çakal. Doğru. Herifin biri var adını vermiyorum. İnanın herkes biliyor bunu. Ne o be? Yunan Aysel döneminde bak. O Yunan Aysel Yunan kendisi değil. O da ibra edildi. Hatırlıyor musun? Bağırıyordun alkolik çakal diye. Bu Mesut Özil ne? New York devam. Mesut Özil Galatasaray'dan aldığı götürdüğü paraları New York devam. Kim? Sevgili. Ya işte sen de biliyorsun. İbrahim İbrahim yapma sahtekarlık. Sevgili bizim Ozan Zeybek mesela Mesut Özil ile ilgili bir şeyler var demişti. Fenerbahçe resmi sitesinden yalanlamışlardı. O zaman Ozan söylemişti. Hatırlıyor musun Apo yani? Mesut Özil ile ilgili. Mesut Özil ile ilgili tam perde arkası ne o? Ben perde arkası. Benim söyleyeceklerim var zaten. Buyur bu hocam. Konuyla ilgili müsaade ederseniz. Tabii diğer ki. Diğer konular zaten yani benim Galatasaray Kongresi falan benim hani ilgilenmediğim konular. Öyle bir baktım. Çünkü o camiayla ilgili hiçbir bilgim yok. Yorum da pek yapmam doğru olmaz. Rasim harika şeyler söyledi. Rasim'i hakikaten keyifle dinledim. Rasim tebrik ediyorum. Ben bütün şimdi gerçekleri ben, söyledim. Evet. Şimdi ben, herkes rahatsız şimdi olsun. Ben beni, abi bir şey değişir mi değişmez. Beni ilgilendiren. Rezalete devam. Benim gibi. Hafta başında milyonlarca Fenerbahçe taraftarını ilgilendiren bir konu hakkında bir 5 dakika bir şey söylemek istiyorum. Evet, çok huzurlu başlamıştı hafta. Süper. Fenerbahçe'de. Yani işte böyle bir şeydir. Yani özellikle bizim camiamız böyle maalesef. Yani mesela biz bir şampiyonluk yaşarız. İşte bundan önceki son şampiyonluğumuz kimle bizim? Ersun Yanal'la. Hem de değil mi? Şeyli bir şampiyonluk. Yani Nisan'da erkenden bir şampiyonluk. Değil hocam mi? Çok özür diliyorum. Buyurun. Mikrofonunda bir problem varmış. Zaten hep ses, var. Sesçi arkadaşımız hemen gelip onu evet, hallediyor. Hep var. Hemen gelip onu bir hallediyor. Dakika, buradan devam etsin. Oradan uzak olur hocam. Hemen gelip hallediyor. Var, tamam. Senin mikrofon problemin hallolana kadar bir önemli bir konu var. Ben onu bir hemen gündeme getireyim. Sesçi arkadaşımız da Abdülkerim Durmaz hocamızın. Soruyorlar mikrofonunu halletsin. Yarın yayın yani, yok. Milli yarın maç. Günlerde ya? Milli ara nedeniyle sadece bir gün Beyaz Futbol yapıyoruz. Başkan Yardımcısı Sayın Bikem Kanık hanımefendinin bir konuşması vardı. Ve sponsorları sayarken Dinçer Azapa'nın ismini saymadı. Halbuki 5 dalda Dinçer Azapa'nın Dinçer Azapa'nın sponsorluğu unutuldu ya da es geçildi. Hayır, benim sevgili Dinçer Azapa'm bir de yani kimsenin yüzüne bakmadığı yani amatör sporlara tabii, yani gitti. Popüler olmayan. Bir de yani popüler olmayan sporlara gitti biliyor musun? Yani sponsor oldu. Hakikaten çok ayıp etti o hanımefendi. Kimse bilmiyor. Herhalde unuttu. Herhalde unuttu hanımefendi. Evet. Evet. Şimdi ben Dinçer Azapan'la adam bir sürü para verdi ya. Aynen. 5 dalda. Dinçer'e saygısızlık yapıldı kanaatçı. 8-10 milyon TL falan bir sponsorluk parası verdi ya. Aynen öyle. Aynen. Talimat vermişlerdir hanımefendiye. Çok ayıp etmişsin. Hanımefendi ben de Dinçer'den rica ettim. Ha. Önümüze kurulacak yönetimde. Mutlaka olman lazım. Girmez hocam. Niye girmeyecekmiş? İstemiyor. Neyse hizmet değil mi? Dışarıdan hizmet ediyor hocam Dinçer. Asıl olan Galatasaray değil mi? Öyle diyor Dinçer. Dinçer istiyor ve hak ediyor. Ve son benim tanıdığım Dinçer her senede üstüne kattı. Ve 10 sene önce tanıdığım Dinçer'i düşünüyorum. Son Dinçer'i düşünüyorum. Davranışı falan filan krak. Ama bu Galatasaray nomenklaturası Dinçer'i yönetimde görmek istemiyor. Azıcık konuşalım.
Bu kadar. Dinçer'e kurban olsunlar. Neler var orada ya? Aynen öyle. Dinçer'in ayakkabısı etmeyecek adamlar var. Benim ağzım açtırmasınlar. Ölme onlar. Hadi Apo'cum devam aynen et. Aynen öyle. Bravo. Son şöyle tamam, kapatayım bu konuyu. Ne kadar da bak iyi niyetli Dinçer Asapan. Ben aradım kendisini. Ya dedi, gündeme getirme dedi istersen bu konuyu ama sonuçta bir haber yok, değeri taşıdığı söyledim, için. Aynen. Ben de bunu gündeme getirmek durumundayım. Evet, Mesut Özil ve Ozan Tufan olayına hemen geri dönelim. Buyur hocam. Evet. Böyle bir televizyonda bir konuşma vardı. Kimin de hatırlamıyorum şimdi. Gün geçmiyor ki bir şey patlamasın falan filan. Ya Şahan'ı. Öyle bir şey diyor, öyle bir skeç var değil mi? Şahan'ı da son dönemde beğendim. Geçen ona bir ağır laf ettim. Nereden söyle? Ne söylesen bir konu açıyorsun. Darılmış, oğlum ya. Darılmış, darılma Şahan. Son dönemde. Ya ıspanak diyorum, ıspanak tarihçesini anlatıyor. Ukrayna konusunda çok iyi. Şahan diyorum, Şahan'la anlatıyor. Ukrayna'ya girdi şimdi. Ya bunu biraz... Ya bir giydirdin mi? Bozulmuş bana falan filan. Tamam da ben seni bugün çok met ettim, hemen havaya girdin. Özür dilerim. Şimdi ben bir şey söyleyeceğim, oradan da gene zıplayacaksın. Söz, bir dur, söz bir dur, buyur, bir dur artık, bir dur. Ya, sakin. Bugün iyisin maşallah abi. Estağfurullah. Tebrik ediyorum, müthiştin bugün. Şimdi bizde de, Fenerbahçe'de de gün geçmiyor, ay geçmiyor, yıllar geçmiyor ki huzur bulunduğu an bir aradan pislik çıkmasın. Bir huzursuzluk çıkmasın. Çok enteresan. Nisan ayında şampiyon olursun bundan 7,5-8 yıl önce Ersun Yanal'la. Birdenbire sezon başlarken Ersun Yanal da sezon başı kampında kovulur. Şampiyon hoca. Fenerbahçe'yi en erken şampiyon yapmış hoca. Kampta kovuldu. Kendi hatası var mıydı? Vardı o zaman için. Şimdi tekrar oralara girmek istemiyorum. Ama tolere edilebilir miydi? Edilmedi. Hoppa birdenbire hoca gitti. Hadi bakalım camia bölündü. Ersuncular falan hala var. Bir ton Ersuncular var. Tamam mı Fenerbahçe camiasında? Ondan sonra işte Azizciler falan oldu. Bir bakıyorsun Alex diye bir oyuncu geliyor. Fenerbahçe tarihinde en başarılı yabancı futbolcu diyelim. Hadi Türk futbolcuları hepsini bile katabiliriz hatta. Hani bütün futbolcular içinde bana göre gelmiş geçmiş en başarılı oyuncu diyebileceğim bir oyuncu. Adam birdenbire ne oluyorsa adamı ağlayarak bu ülkeden apar topar gönderdiler. Tamam mı? Bir ara Anelka gelmişti. Hoca ile bir olay yaşadı. O da. Huzurlu bir sene geçiremedi yani. Oynadı, oynamadı. Yedek çıktığı maçlar oldu evet, mesela. Yanlış hatırlamıyorsam Denizli'de o şampiyonluğu giden maçta oynamadı. Yedek falandı. Sonradan mı girdi? Bir şeyler falan oldu. Doğru. Alex de öyle biliyorsun değil mi? Evet. Son Galatasaray'la şampiyonluk final maçında 80 dakika Alex yedek kulübesinde oturuldu. Süper finalde. Süper evet, finalde ve maç 0-0 bitti. Galatasaray şampiyon oldu. Doğru. Böyle garip şeyler olur Fenerbahçe'de. Çok niye garip olur bilmem. Tamam mı? Sonra ama sen destekliyorsun. Ortega geldi. Ortega diye bir oyuncu geldi hatırlıyor musunuz? Evet. Maradona'dan sonra ikinci Maradona diye Ariel Ortega. Burada adamı mundar ettiler. Sıla hasreti. Valbuena birilerine denk geldi. Dünyanın en büyük golcülerinden Van Persie alındı. Birdenbire Van Persie burada Vitor Pereira'nın oyuncu aldı. Değil mi? Böyle garip. Şimdi de gene dünyanın yani bundan 7-8 yıl önceye gitsen, 6-7 yıl o kadar uzağa gitme. Hayır, Dünya Kupası o ne zaman oynandı Brezilya'da? 2014. 2014. 2014'te Brezilya'da Dünya Kupası'nda Brezilya'da Brezilya'ya 7 gol atmış ve harika bir şampiyonluk yaşamış Almanya'nın. O dönemde yani dünyada 3 tane büyük futbolcu vardı. Sen birisi Mesut Özil. Öyle değil mi? Şimdi bu Mesut Özil'i Fenerbahçe kulübü getiriyor arkadaş. Geldiği günden beri bir şeyler oluyor. Oynuyor, oynatılmıyor. Tam biraz toparlandı diyoruz, gol atıyoruz, bir bakıyoruz adamı kesiyorlar. Ya da 70'te oyundan çıkarıyor. Vitor Pereira falan dönemi. Yani böyle garip bizde bir şey var. Ne var onu çözemiyorum. Nasıl oluyor? Ya yıldız idare edemiyorlar. Anladın mı? Yani içeride hemen bir nifak çıkıyor. Egolar falan savaşı oluyor herhalde. Şimdi de Fenerbahçe zaten seyircinin burasına gelmiş. Sayın Ali Koç'a ve yönetime... 3 senedir, 4 senedir ağır eleştiriler var geldiğinden beri başarısız diye. Bu sene de aynı. Erkenden ligden kopmuş, Ziraat Kupası'ndan elenmiş. Efendime söyleyeyim, Avrupa'da gruptan, UEFA'dan gruptan çıkamamış. Yine böyle bir başarısız sezonda. Tam böyle 5 maç falan 4 maç kazandı Fenerbahçe. İşte 10 kişiyle Trabzon maçında büyük mücadele etti. Seyircinin hoşuna gitti. Hani galip gelmese bile. Arkadan gitti Alanya'ya 5 vurdu. 5 Alanya'da yenmek zor. Bir de 5-2 geliyorsun. Sonra burada ligin en bana göre kuvvetli iyi takımlarından Konya'ya harika bir oyunla maç kazanıyorsun.
oyun açısından Fenerbahçe seyircisi felaket bir şekilde mutlu, tatminken, tatmin olmuşken, hani artık ortamda böyle bir tatlı rüzgar esiyor. Yalancı bir baharda olsa. Çünkü kesmez bu sonuçlar. Yani 5 tane 4 tane galibiyet aldın diye bu koca rezil sezon unutulur mu bu sene yani? Yani daha lig bitmeden, ilk yarısı bitmeden şampiyon belli olmuş neredeyse. Ama buna rağmen insanlar mutluluk aradığı için mutlu pozisyonda. Abi ne yapıp ne edip bir mutsuzluk çıkarıyor Fenerbahçe Kulübü. Nasıl beceriyorlar? Nasıl ediyorlar? Ben bunu anlamadım. Önce çıktım dedim ki oh be Konya maçı bitmiş. Burada da programda neşeliydim ya. Evet. Sabah da dedim hanımla çocuğumu aldım. Bir yürüyüş yaptık şöyle şeyde. Doğru, o gün sahilde. Ulan bir baktım telefonuma boyuna bildirim geliyor. Bir aldım Mesut Özil, Ozan Tufan kadro dışı. Allah Allah. Allah ya dedim bize bir huzur yok mu ya? Bir Boğaz'da yürüyemeyecek miyim? Hafta sonu nefis geçmiş. Hani mutlu. Yok abi yok, olmuyor yani. Bir baktık neymiş? Mesut Özil ile Ozan Tufan kadro dışı. Tamam. Peki konu ne? Bilmiyoruz. Bilmiyoruz. Şimdi söylenen her şey. Bak söylenen her şey. Söylenin de söyleyelim abi istersen. Söyleyeceğiz zaten. Ben hepsini söyleyeceğim Onurcuğum. Zaten program bitiyor. Söylenen her şey dedikodu. Dedikodu dediğin şu duyum. İşte birisi bir duyum alıyor. Ona söylüyor. Öbürü ona söylüyor. Öbürü ona söylüyor. Böyle yayılıyor. Sosyal medya var. Çünkü Fenerbahçe Kulübü açıklama yapıyor. Açıklamada hiçbir detay yok. Hiç. Evet, yok. Görülen lüzum üzerine Mesut'la Ozan Tufan kadro dışı bırakıldı. Neymiş o görülen lüzum? Bilmiyoruz. Yani şeffaf bir açıklık falan yok. Dersin ki ikisinin de disiplinsiz hocaya, maç sonunda hocaya sözlü hakaret, tacizde bulundukları için kadro dışı bırakıldı. Değil mi? Biliriz. Öyle bir şey yok. Bu sefer ne yapıyoruz? Muhabirlere kulak kesiliyoruz. Muhabir içeriden birini arıyor. Nereden alıyorsa haber. Çünkü soyunma odasında değiller Konya maçında. Şimdi burada ben bir laf söylesem Ahmet Hoca'nın kulağına. Ahmet Hoca senin kulağına. Sen Sinan'ın kulağına. Sinan da Rasim'in kulaktan kulağa diye bir oyun var ya. Oynasak en son benim söylediğimle Rasim'in söylediği arasında dünya fark olur. Bambaşka, bambaşka bir şey çıkar ortada. Bilmiyoruz. Onun için benim şu anda söylediğim yorumun tamamı öyleyse varsayım olarak konuşuyorum. Varsayım. Hı hı. Nedir varsayım? Konya maçının devre arasında Mesut Özil oyundan alınınca sinirleniyor ve İsmail Kartal'a hakaretamiz sözler söylüyor. Hatta daha ileri gideyim. Sinkaflı konuştu. Yani artık Almanca bir kelime vardı. Şimdi söylesek o da Rütuk'ta yasak mı bilmiyorum ama Almancası. Yasaktır, öyle şey bravo. Söyle. Bravo Rasim. Yasak diyoruz söylüyor. Ben, evet. Evet. Şahize. Evet. Söyleme. Şahize bir şey yok. Her neyse. Böyle. Ya şimdi ben tahmin ediyorum. Böyle bir kelime çıkarıyor. Çünkü Almanlar sinirlenince bu kelimeyi çok kullanırlar. Anladın mı? Çok basit bir kelime. Basit bir ama yani nihayetinde söylenmez falan. Her neyse. Belki de daha ağırlarını söyledi. Bilmiyorum. Belki. Söylenen o. Yani yelim yutulmayacak hakaretler söylediği, evet. İsmail Kartal'a söylediği iddia ediliyor. Ozan Tufan'dan da, Ozan Tufan'da bundan da güç alarak, Ozan Tufan da 96'larda oyuna girdi ya bitmeye bir dakika kala. Evet. Oralarda girdiğinden o da soyunma odasına dönüyor maç sonunda. Mesut Estiva ya, bu da herhalde arkasından bu da bir cesaret hapı içmiş gibi. O da sen işte adaletin yok, formayı adaletsiz dağıtıyorsun gibi. Ben duyduklarımı söylüyorum, bilmiyoruz. Böyle bir şeyler söylüyor. Sonra ertesi gün İsmail Kartal da rapor yazmış, yönetime vermiş. Şimdi bu eğer bu doğru ise, yani hakikaten hakaret varsa, bırakın antrenör futbolcu ilişkisine böyle bir şey olamaz, kabul edilemez bu. Mesut Özil değil, istersen Maradona ol, fark etmez. Böyle bir şey kabul edilemez. Ben futbolcu antrenör ilişkisini de geçtim. İsmail Kartal 60 yaşında bir adam. 30 yaş kendinden küçük birisi gelip hakaret ederse olmaz yani. Böyle bir şey olamaz. Tamam mı? İsmail Kartal o zaman haklı durumdadır. Yani hakaret varsa kabul ederim. Tabii ki, edilebilir. Tabii ki edilebilir. Ha şöyle olmaz ama. Hocam ya niye her dakika beni oyundan alıyorsun? Biraz kötü oynadım ilk yarı. Belki ikinci yarı düzeleceğim. Niye bir oyundan alıyorsun? Nedir bana bu takıntın diye. Normal bir isyan etmişse bu normaldir. Edecek yani eder. Eder. Ama hakaret dendiği için ben bunu kabul etmem. Kimse de kabul etmez. Tamam mı? Bu hakaret yani bu, eğer bu hakaretse zaten tartışılacak bir şey yok. Hı hı. Yalnız şu var, üzüldüm mü dersen çok üzüldüm. Hakikaten çok üzüldüm. Geçen senenin sezon başını hatırlayın. Burada program yapamadık değil mi? He? Uçağı takip etmedik mi biz burada? Uçağı. Radarları takip edin. Ben kafayı yedim. Rasim delirdi. Ekmek bandı. Sinan bize haberler veriyordu. Uçak şu anda Edirne sınırlarına, Keşan'ın oralarda falan filan böyle bir durumdayken
böyle bir oyuncu getiriyoruz ve bu oyuncu 1,5 sene sonra kadro dışı bırakıyor. Evet. Bırakıyoruz. Dünyada yankıları var. Çok üzücü bir olay. İçim daralıyor, gönlüm sıkılıyor. Olmasaydı sonumuz böyle şarkısı geliyor. 3 gündür bu şarkıyı dinliyorum. Göğsüm yaralıyor, yüreğim yanıyor. Bilmediğin şarkı olmasa. Olmasaydı sonumuz evet, böyle. Evet, 3 gündür bu şarkıyı dinliyorum. Yani böyle bir son olursa çok, yani çok üzücü bir şey. Hakikaten çok üzücü bir şey. Bir şey son olarak da şunu söyleyeyim. Bak Ozan Tufan'dan bahsetmiyorum bile, değil mi? Hiç bana üzülmedim. YouTube'da da demiştim, evet, çok dedim, üzülmedim. Evet, hiç yani üzülmedim. Hakikaten üzülmedim. Ben hatta kızgınlığım şuradaydı. Hazır Watford'u bulmuşsun. Kakalamışsın Watford'a bu kardeşimizi. Niye geri alıyorsun kardeşim? Kakalamışsın ne güzel. Niye geri alıyorsun? Evet. Bir de Watford küme düşmezse mecbur Ozan Tufan'ı alacaklarmış. Bugünden sonra fanatik Watford taraftarıyım. İnşallah düşmezler. Biz de bu Ozanlardan falan kurtuluruz diyorum. Hiç üzülmedim. Evet. Hiç üzülmedim. Fakat Mesut Özil olayına hakikaten üzüldüm. Performans açısından değil. Karakter olarak, marka olarak Fenerbahçe buradan hasar almıştır. Bunlar da artık bitsin. Yıldız oyuncu yönetemiyorsanız, Fenerbahçe yönetimlerine sesleniyorum. Yıldız oyuncu yönetemiyorsunuz ki bu Van Persie'lerde, Anelka'larda, Ortega'larda böyle oldu. Şimdi de Mesut Özil'de oldu. Yıldız oyuncu transferi yapmayın. Yönetemiyorsunuz. Ya da yıldız antrenör getiriyorsanız Yıldız Hoca bulun kardeşim. Yıldız Hoca bulun. Bu kadar. Bu da son yorumumuz olsun. Ve Adana'dan selam var Sinan abi sana. Adana. Hatta tezahüratlar var Adana sana. Adana halkın takımı. Yo, burada. Adana 1954 Futbol Kulübü yine bugün 3-1 deplasmanla kazandı. Ercan Hoca'nın takımı değil mi? Evet, Ercan Hoca. Adana Futbol halkın takımı. Menderes Kutlu Başkan'ın takımı. Çok güzel bir video yine geldi. Deplasmanda geldi mi? Aynen. Kozan'ı haftaya da Silifke'yle final maçı var. Adana maça gelemiyor, çağırıyor Menderes. Davet ediyorlar seni. Evet ama gidemiyorum. Adana 1954. Adana futbolu. Şu an bir araya bir girmesen. Rasim. Rasim'in dediği gibi. Ye desek şey anlatacaksın ya. Allah yastık Adana anlatacaksın ya. Tabii ki. Allah Allah. Bir dur ya. Dedim değil mi? Buyur pardon buyur. Ya bir dur Rasim ya. Bir mesajını göndersin. Adana 1954 Futbol Kulübü'ne arkadaşlarıma, kardeşlerime, Ercan Hoca'ya ve Menderes Başkan'a buradan selamlar. En kısa zamanda Adana'nın artık şampiyonluk maçına inşallah bir, o zaman da programlar herhalde biter, o zaman devam eder, geleceğim en kısa zamanda. Bak buradalar. Evet, tezahürat da varmış galiba. Evet, başkan ve futbolcular vardı. Seni maça davet ediyorlar Sinan abi. Aynen. Git artık sen de bir maça ya. Ama yayın var. Hafta sonları yayın var ya. Evet, maç günü yayın olduğu için. Ondan dolayı hep yayın maçlar. Evet. Cumartesi, pazar, bir gün seni maçlar idare ederiz bir gün. Evet, bir gün seni idare ederiz. 3 gün. 3 gün yapıyorsun baba. Hadi nerede o şey? Video. Evet. Videoyu altın takımı Adana 1954 Futbol Kulübü Adana. Heh, açalım sesi. Ver müziği. Sana gitmek farz oldu. Adana'ya gitmek farz oldu. Gideceğim. Gideceğim Adana'ya. Evet. Baba. Bir cumartesi ise bir cumartesiyi feda edeceğiz. Bir resim daha vermiştim bizim sevgili, evet, İsmail birkaç abinin da resmimiz var. İsmail Şatıroğlu abimizin resmini de verdim. Hemşerim benim. Evet. Bu değil. O benim. O benim. Aa, o benim. O benim resmim. Mecit Özüspor. Geliyor. Fırat Üyüten kardeşim var benim. Mecit Özüspor'da oynuyor. Fırat Üyüten kardeşime buradan selamlarımı gönderiyorum. Bir de bizim... Geldi galiba. Evet, İsmail Şatıroğlu başkana da buradan çok selamlar. Bizi seyrediyormuş. Bir de bizim Cemal'in biliyorsun kızı İsmail evleniyor. İsmail Şatıroğlu eski Küçükköy'ün başkanı değil mi? Evet. Küçükköy'ün. Evet. Aa, benim bizim çok Cemal'in eski kızı evleniyor biliyorsun. Şeyin bizim Çayla. Bizim evet. Oo. Evet. Deli Cemal'in. Oo, Cemal'in 2 Nisan'da benim hepimiz davetliyiz. İşte evlendirme düğün salonuna. Cemal'cim inşallah Allah'ın izniyle geleceğiz. Ha. Evet. Bu da benim kardeşim Kartal. Burak Yağız. 13 yaşına bastı geçen 3 gün önce. Burak'cığım senin doğum gününü kutluyorum. Ve sana mutluluklar diliyorum Kartal Burak'cığım. Kartal analize buradan tekrar selamlar. Gelin doktor kızlar, gelin gelin gelin. Gelin gelin. Hadi gelin gelin görsün ailemizi sizi. Bakın gel, bunlar tıbbiyede okuyanlar, doktor bak, kızlarımız doktor göster. Kızlarımız. Göster bakın bunların hepsi. Evet. Gel yanıma kızım gel. Gel böyle. Bunların hepsi ileride doktor olacaklar bak böyle. Göster onları yakından. Şöyle el sallayalım. Arkadaşlarınız görsün sizi. Hepsi geleceğimizin doktorları. Bugün canlı güzel canlı izlediler hadi bizi. Hadi bakalım güzel kızlarım benim. Evet, bizi tedavi edemezler. Ya. Bunlar efendim doktor olana kadar biz ölürüz herhalde. Kesin ben vermiyorum. biz bir de Alp'imiz var. Küçük Alp'i bir Serkan ekrana getirebilir misin?
Eyvallah. SMA hastası Alp'e buradan bir destek çağrısında bulunalım. Evet. Hemen gelsin ekrana. Evet, Alp'e nefes olur musun? Gerekli bilgiler, valilik onaylı, gerekli bilgiler Instagram'ında ve bu iletişim adreslerinde geçerli. Alp'e nefes olur musun çağrısını buradan biz de yapalım. Evet, son var mı? Selamlarımızı evet, kapatıyoruz. Evet. Görkem, Abdülkerim hocamın bir fotoğrafı Instagram'dan varmış. Instagram'dan benim devamlı yazdığım bir kardeşim var. Görkem Oruç. Sana buradan sonsuz sevgilerimi gönderiyorum. İşte. Bu Temin Fırat Üyüten kardeşim benim. Mecitözü Spor bu. Fırat Üyüten kardeşim çok başarılı. Tebrik ediyorum seni Fırat'cığım. Çekmeköy'den büyük Fenerbahçeli kardeşim var. Gökhan Bağatur. Ona da buradan Çekmeköy'e selamlar Gökhan'ıma. Bir de senin çok taradığın biri var Almanya'dan. Genç rap yıldızımız var. Tahmin edeyim mi? Evet. Tabii ki Can Ref. Tabii ki Can Ref. Başka var mı? Can Ref. Bana yeniden şarkılar söyleten kadın var ya Masal Alonso'nun. Ben de bunun için söylüyorum bu Can Ref'in. Bana rap dinleten çocuk. Ben rap hiç dinlememiştim işte sevmezdim. Bana rap'i sevdiren adam. Bana rap'i sevdiren çocuk Can Ref. Bayılıyorum peki ona. Vay Can Ref'e. Ne, onun bir lafı var. Sen de yap bakayım. Eyo başkent, başkent. Ben onu çok anlamadım. Ben de anlamadım değişik ama. Değişik bir slogan. Evet. Levent Akbulut selam. Can Ref sevenler biliyor. Kuruçeşme'ye Levent'e selam. Başkent. Can Ref seviyorum seni Can Ref. Evet, selamlar birbirine girdi. Instagram'dan Beyaz Futbol'u takip etmeyi unutmayın. Beyaz evet. Futbol TR. O Onur Yıldız. İki ola. Çift oyla. İki oyla. Çift oyla. Sinan Engin, Rasim Ozan Official, Ahmet Çakır Official ve Abdülkerim Durmaz. Ve bayram yemeği. Bayram yemeği sayfası. Hadi kapatıyoruz. Biraz, hadi bakalım. Selamları söyleyelim. Çabuk söyle. Tuğba ile Levo'ya beraber gidiyoruz seninle. Aa, ben onun açılışına gitmiştim. Çok güzel yani. Kuruçeşme'de. Yine gidiyoruz aynen. Enfes mekan. Metin Aralattı. Van İstedim harikaydı. Sapanca'dan Yusuf kardeşime sevgi selam. Sapanca Kocaeli kalsın. Kartepe'den. Tabii biz Rasim'i tamam. Kapatır hadi programı. Hadi dur, durun ya size Allah sen Allah. Kapat, sen ya sen kapat. Sen yolla selamları biz ufak ufak gidelim. Yüksel Ustam. Sen kapat. Otomotivci Yüksel Ustam. Çok kıymetlidir. Hadi. Çengelköy efsanesi Yüksel Usta'ya selamlar. Hadi gidelim şuradan biz. Hayda durun ya. Tamam sen. Hayda beni bıraklar burada. Ne güzel rahat rahat devam Allah et. Allah anlat Allah. Sen. Anlat. Hale bak. Ben de gidiyorum kardeşim ya. Bu nedir ya?